ortaokulu. Sınıf sorularını alıyoruz. Sayın Öğretmen, isminiz? Ali. Ali. Nerelisiniz? Yozgan. 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 Neresinden? Sarıkır. Öyle mi? Yani ben bilirim Yozgan. Yozgan. Kaç yıldır burada öğretmensiniz? Yozgan kime? Üç. Bu yıl üç bir sene. Nasıl yani? Şimdi buradaki ile Yozgat'ın arasında bir farklılık var mı? Yani şöyle toplumsal bakımından, anlatma bakımından yani şöyle kendimizin şeyiyle, görüşüyle bir farklılık var mı mesela? Peki, şimdi okulun bir sorunu var mı? Sizce? Yani şöyle bir eksiğimiz şöyle olsa da daha iyi olur diye bir sorun var. Yok değil mi? Yok sadece. Yatmak basma falan yasak oluyor. Basma falan sızmasın yani yasak. Yok basından değil. Biz yani şimdi şöyle ya. Mesela diyelim ki burada başka kütlüğü var. Senin yok mu sorun? Şimdi yok desem de yalan. Ben bir şey icat etmeyeceğim. Yani. Bu suysa su. Yoksa yok. Bu bir şeyle ilgisi yok. Bir devletle, bir siyasetle ilgisi yok. Yani bir sorun. Hepimizin sorunu. Peki sağ ol. Şimdi ortaokula baktım bir tane kız çocuğu var. Evet. Şimdi nazar dikkatimi gelmekte. Sizde kız çocuğu fazla. Acaba okulda neden böyle daha evvel kız çocuğu göndermemişler mi dersin? Efendim bir daha sonra. Şimdi ortaokulda kız çocuğu bir tane var. Evet. Sizde bakıyorum bayağı var. Sayı sayıyorlar. Aferin. Peki hocam siz nerelisiniz? Efendim? Nerelisiniz? Çanakkale. Ne? Çanakkale. Çanakkale. Neresinden? Bayramış. Bayramış. Ha, Çanakkale'yi de biliyorum. Bu ne için? Peki siz kaç yıldır buradasınız? Üçüncü yıl. Üç yıl. Memnun musun burada? Burası bir yer, iyi köşede ya. Tabi Ege'ye benzemez. Ben İzmir'de oturuyorum. Onun için bunlar bilirim. Siz niye çalakasınız? Biz bu bizim Besmur'un bölgesel filmi yapıyoruz. Besmur'un. Tarihsel, yöresel, kültürel. Kültürel çalışmalarını film alıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nda da Besmur'da bütün okullar alıyoruz. Resmi geçitlerin hepsini aldım. Adıyaman'dan aldım. Birçok yerlerden alıyoruz onları. Peki, sağ olun, teşekkür ederim. Sınavımız daha var. Biliyorsun bu köyler tarihten beri dört çağı yaşamış bir yer buralar. Gerçekten de tarih yüklü bir yer. Ama buraya kimse dışarıdan gelip de buranın ne olduğunu tanıtamıyorlar. Abi buraya asıl turistlerin, insanların orta kuşak yaşantısı. Aşağılar köy, burası su yanında, av yanında. O zamanın devrinden beri biliyorsun. Perslerin, Merslerin savaş yaptığı bir alan değil. Fakat dediği gibi tanıtılmamış. O yüzden ilgi görmüyor. Onun için görürsün su gelişini gördün. Mesela. Şimdi sen hiç söylesen bile inanmazlar. Ama bu film bunu gerçeğe koyuyor yani. Bravo. Tamam. Peki, sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.
Çocuklar havaslamıyız. Bizim zamanımızda böyle elbise giyen bir adama hemen selam vurduk. Öğretmen zannederdi. Takım elbise giyen kıt bulurdu. Ben makinistim, Tunceli'ye gittim. Ha, yola düzülmüş çocuklar beni öğretmen zannediyor. Ne misin? O zaman neresinden? Kadınlı'dan. Çok güzel. Ben Adana'yı taş taş gezdim yani. Kadınlı, Kocaeli, her tarafını çok iyi biliyorum. Ben amcam da Mangut, Çakaldere'de şeydi, hocaydı bir zamanlar. Nerede? Adana'da. O tren köprüsünün yanındaki köydeydi. Peki buradan memnun musunuz? Şöyle burası biraz, buyurun oğlum. Burası biraz hemen üç vilayetin kesiştiği bir nokta yani. Yani Mezopotamya'nın kuzey kısmı sayılır, güney. Yani, buradaki halkın çoğunluğu Türkmen olduğu için Adana halkının da çoğu Türkmendir. O bakımdan belki şey yönüyle uyum sağlanır da. Yani herhangi böyle bir sorun oluyor mu yani? Çocuklara dil bakımından herhangi bir şeyden. Olmuyor. Yani, rahatlıkla anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bir yerde, şimdi Doğanşehir'in bir yeri var, kuş. Dördüncü sınıfa kadar kuş şeker diyemez, seker derler diye. Burada anlatabiliyor muyum? Evet. Burada değil, sorun yok. Evet, çok güzel. Sağ olun. Ya koyunlar da top oynuyor. Ne kadar durup falan ne bu? Çekil.